arkadaşlar. Hepinize güzel ilçemiz, şirin ilçemizden hayırlı günler. Bir gün Hamzalı köyünden rahmetli Hüseyin Yalçınkaya amcamın mevlüt yemeği var evinin önünde. Yemeği veren oğlu Mehmet Yalçınkaya. Burada da Ömer hocamı bulmuşken, evet hocam Allah kabul etsin, bir gün mevlüt yemeği veriyor. Adetlerimiz çok güzel bu konuda değil mi hocam? Allah razı olsun. Şefaatinin hakikaten bu yönde şeyi çok güzel. Ben daha önce Boğaziyen'de de görev yaptım. Evet. Mesela Boğaziyen'de böyle toplanıp da cenazeye, taziye, afiyet olsun. Sizin ferit olarak var. Mesela bizim burada hoca oturuyor. Evet. İki gün, üç gün gelene gidene okuyor. Orada öyle bir adet yok. Ha, güzel bir şey. İnşallah devam eder. Evet. İkram edenler var. Ölü sahiplerine, yakınları veya dostlarının ikramda bulunması da güzel. Değil mi hocam? Lazım. Biz toplumda yaşıyoruz. Bu toplumda herkesin annesi, babası, kardeşi, çocukları ölüyor, evleniyor. Evet. Bu durumlarda birbirimize destek olmamız lazım. Cenab-ı Hak kabul eylesin inşallah. Allah razı olsun. Suat hocam yer koyduğu biraz da de. Evet. Suat hocam da barıştıracağım. Orada da bu evet, adetler devam ediyor. Yani aynı şeyde de her yerde var yani. Evet. Allah kabul eylesin. Allah razı olsun hocam. Cenab-ı Hak kimseye aciz durum vermesin. Amin. Olduğu zaman da bunlardan da vazgeçilmiyor. Allah iman edin. Takvalı hayatı sürmeyi nasip edin. Allah razı olsun hocam. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Evet. Evet Mehmet abi. Allah kabul etsin. Bir gün babayın mevlüt yemeğini verdin. Yattığı yerin burası Hüseyin amcanın da. Buyurun Mehmet abi, sendeyiz. Abi şu tarafı tabakalım. Öncelikle Öner Bey, sizin ilgi alakanız her zaman ikisi gibi bana gereken desteği gösterdiniz. Allah razı olsun. Her zaman. Bugünküsü bir acılı günümde benimle beraber olan siz. Evet. Ünal Bey, Metya ve diğer eş dostlarıma hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Çok çok şeref, büyük şeref verdiler. Çok mutlu oldum. Allah onlardan hepsinden razı olsun. Babama da elinden geldiğince herkes güzel dualarını esirgemeden yaptılar. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin hocam. Teşekkür ediyorum. Şefaatten herkesten Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Arkadaşlar, hepinize güzel ilçemiz, şirin ilçemizden hayırlı günler. Bir gün Hamzalı köyünden rahmetli Hüseyin Yalçınkaya amcamın mevlüt yemeği var evinin önünde. Yemeği veren oğlu Mehmet Yalçınkaya. Burada da Ömer hocamı bulmuşken, evet hocam Allah kabul etsin, bir gün mevlüt yemeği veriyor. Adetlerimiz çok güzel bu konuda değil mi hocam? Allah razı olsun. Şefaatinin hakikaten bu yönde şeyi çok güzel. Ben daha önce Boğaziyen'de de görev yaptım. Evet. Mesela Boğaziyen'de böyle toplanıp da cenazeye, taziye, afiyet olsun. Sizin ferit olarak var. Mesela bizim burada hoca oturuyor. Evet. İki gün, üç gün gelene gidene okuyor. Orada öyle bir adet yok. Ha, güzel bir şey. İnşallah devam eder. Evet. İkram edenler var. Ölü sahiplerine, yakınları veya dostlarının ikramda bulunması da güzel. Değil mi hocam? Lazım. Biz toplumda yaşıyoruz. Bu toplumda herkesin annesi, babası, kardeşi, çocukları ölüyor, evleniyor. Evet. Bu durumlarda birbirimize destek olmamız lazım. Cenab-ı Hak kabul eylesin inşallah. Allah razı olsun. Suat hocam yer koyduğu gidecekti. Evet. Suat hocam da barıştıracağım. Orada da bu adetler devam ediyor. Yani aynı şey gibi. Her yerde var yani. Evet. Allah kabul eylesin. Allah razı olsun hocam. Cenab-ı Hak kimseye aciz durum vermesin. Amin. Olduğu zaman da bunlardan da vazgeçilmiyor. Allah iman edin. Takvalı hayatı sürmeyi nasip edin. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Evet. Hocam eksik var mı? Su, ekmek. Allah razı Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve la gıbeti lil muttaqin. Ve la udvane illa alel zalimin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena, ya Rabbena, teqabbel minna, inneke entes semi'ul alim. Ve tübe aleyna, ya Mevlana, inneke entes tevvabur rahim. Vahdine vefikna ilel haqqi ve ila tariqil müstakim. Bi bereketil Kur'anil azim. Ya Rabbi, dünya hayatında bizlere sayısız nimetler ihsan eyledin. Verdiğin bütün nimetlerine hamdolsun Allah'ım. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bize ikramda bulunan kardeşlerimizin ikramını kabul eyle. Hatim okuyan kardeşlerimizin hatmini kabul eyle.
Kimin niyetine bu yemekler tertip edildiyse, atiller okulduysa ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbi amin diyen kardeşlerimizin cümle ölmüşlerine de rahmet eyle. Bizlere sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eyle. İman üzerine hayırlı ömürler ver ya Rabbi. Ya Rabbi rızkımıza genişlik ver, nimetlerimize bolluk ver, evlerimize huzur ve saadet ihsan eyle Allah'ım. Görünür görünmez kazadan, beladan, elemden, kederden, hastalıklardan bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Ölmüşlerimize de gani gani rahmet eyle. Ahir ve akıbetimizi güzelleştir ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha. Ağzına sağlık. Hocam eksik var mı? Su, ekmek. Allah'a emanet olun.